Sevdiği için sizden boşanmak istiyormuş. Yani size çok aşık. Ne diyorsun anlamıyorum. Efendim Nefise kıskançlık krizine girmiş. Vallahi. Yani o işte dilekçeleri imzalamalar falan hep bundan. Çünkü. Ne çünkü ne söyle. Çünkü sizi hala Tuğba'yla beraber sanıyor. Nefise benim Tuğba'yla beraber olduğumu zannediyor öyle mi? Nereden çıkarmış bunu? Efendim ya söylemeye çok utanıyorum ama Nefise Tuğba'yla sizi aynı yatakta görmüş. Öyle bir şey olmadı ve olamazdı. Gerçekten mi? Ne demek gerçekten mi? Bu ne biçim soru, ne biçim konuşma? Özür dilerim. Yani ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Sizden öyle bir şey beklemem tabii. Bu yüzden koştum geldim. Belli ki Tuğba Hanım siz uykudayken yatağınıza girivermiş. Ne? Evet. Nefise de bunu görmüş işte. Ben de dedim ki Nefis olmaz öyle bir şey dedim ya. Bu işin içinde bir iş vardır dedim. Ama dedi abla dedi ben dedi gözlerimle gördüm dedi. İki yüz iki çeşme ağlayarak anlattı yani harap olmuş kadın. E tabii haklı. Haklı kadın yani. Aşık olduğu adam daha teri soğumadan yatağına bir kadın alırsa tabii. Yeter öyle bir şey yok. Onun da bir kadınlık gururu var tabii. Yani ağlayarak dedi ki ben Muzaffer'i çok üzdüm. Yani onlar birbirlerini seviyorlarsa eğer ben aralarından çekilirim dedi. Yani o yüzden işte bu bütün bu dilekçe imzalamalar falan. Ah Tuğba ah nasıl yaptın böyle bir şeyi? Bence hemen gidin kovun onu. Hesabını soracağım senden. Efendim bir şey diyeceğim ama şimdi Tuğba buralarda yoksa hemen gidin Nefise ile konuşun. Anlatın ona. Böyle bir şey yok diyeyim. İşin aslını astarını anlatın. Kadın çok kötü ya. Biraz rahatlar yani. Tabii benim naçizane tavsiyem. Tamam Azmi yeter. Anlattığın için sağ ol. Rica ederim yani yeter ki sevenler kavuşsun. Benim tek derdim o. Bana sağ ol dedi. Sağ ol Azime dedi. Kesin yakında villaya dönerim. Sana da gününü göstereceğim Lütfü. Müştemilata yerleşmek neymiş göreceksin. Aa. Azime abla. Şerife. Hı. Ne yapıyorsun kız? Bana bak ben şimdi salona geçeceğim. Şekerli kahvemi yap da getir. O Tuğba kaktüsü de gelince haber ver. Yanıma gelsin. Defterini döreceğim. Nasıl yani? Kızım Tuğba'nın işi bitti. Yakında tünelin ucundaki ışığa koşturarak gidecek. Allah Allah. E nerede bunlar? Açıldılar mı ki? Neydi biz Emre ile vardiya değiştirecektik ne? Kaptan sen buradasın tekne yok. Kemal Bey hiç merak etmeyin. Tekne'nin yerini GPS'te belirledik efendim. Ne oluyor kaptan? Ne olacak? Senin o haydut arkadaşın Asya Hanım'ı kaçırmış. Tamam hadi oyalanmayın. Kızım ne halde kim bilir? Çabuk. Kaçırmış mı ne kaçırması ya? Bir yanlış anlaşılma var. Hem de büyük kocaman bir yanlış anlaşılma. Emre öyle bir şey yapmaz ki. Kaptan tekne geliyor mu? Zodiac geliyor efendim. Nefise teyze, Emre Asya'yı kaçırmış diyorlar. Ne kaçırması, ne demek yani? Anlatsana. Vallahi ben de anlamadım, şoktayım hala. Ya ben marinaya geldim, tekne yok. Tekneyle kaçırmış güya, öyle söylüyorlar. Kaptanla Kemal Bey geldi, şimdi açılacaklar. Teknenin yanına gidecekler falan. Ne güzel Allah'ım yarabbim, ay Allah'ım Emre'nin başına yine bir bela mı geldi ya? Oğlum bak bu çocuk bu kıza hiç haz etmiyordu ama niye durup dururken kaçırsın? Ne oluyor? Hiç aklım almıyor benim. Ya kızın yüzünü bile görmek istemiyor. Kaçırıp ne yapsın Nefise teyze? Bak bu işin içinde kesinlikle başka bir iş var. Sen hemen buraya gelsene. İyi olur yani. Tamam. Tamam oğlum dur hemen geliyorum ben. Kız bu ne toz ha? Temizlemiyor musun buraları sen? Her gün tozunu alıyorum. Ayrıca sen kovulmadın mı abla? Ne bu teftiş falan? Evet, teftiş etmeye geldim çünkü yakında bu villaya döneceğim. Eski disiplinine senin dönmen lazım kızım. Olmaz bu iş. Şerife neredesin? Al şu kuş. Sen. Ya biz ne yapacağız seni ya? Kapıdan kovsak bacadan giriyorsun Azimeciğim. Bana bak.
Bak burası yasaklı bölge. Senin kapıdan bile geçmen yasakken sen hangi cesaretle buraya geliyorsun? Neyine güveniyorsun ya? Bir dakika. Şerife bizi yalnız bırakır mısın? Demek beni kıskandın Nefise Hanım. O yüzden res çektim. Telaşın nereye böyle? Ne yapacağım ben ya? Delirmiş bu kız. Kızım nerede? Kemal Bey yemin ederim ben bir şey yapmadım. Gerçekten ben kaçırmadım. Kızım nerede? Aşağıda kamerada. Asya kızım! Baba! Kızım. İyi misin? Gel canım. Gel bir nefes al yukarıda gel. Çocuk içeri girip çıkmış, sen biliyor muydun? Çocuk kaçırmakla suçlamışlar. Ben anlamıştım ama normal olmadığını. Sen onu işe geri aldın. Bak nasıl saldırdı bana. Kim bilir niyeti neydi? Kendimi kameraya kapatmış olmasaydım düşünemiyorum bile olacakları. Emre, doğru mu? Hapse mi girdin sen? Polise ver onu, ne olur. Çok korkuyorum. Tamam kızım, merak etme. Buradayım ben. Kemal Bey, vallahi billahi ben bir şey yapmadım kızınıza ya. Yemin ederim dokunmadım bile. Niye böyle yapıyor anlamıyorum ben, bilmiyorum. Ya anahtarı denize atıp kendisini kameraya kilitledi. Baba, hayır dinleme onu, yalan söylüyor. Efendim lütfen inanın bana. Lütfen, gerçekten ben kaçırmadım tekneyi. Yani tekneyi bile kendisi kullandı. Hadi canım, yürü gidiyoruz. Hadi. Çek o pençelerini üzerimden. Yoksa o torbaları alır, başına geçiririm. Tuba. Sana kötü bir haberim var. Bunu kendim vermek istedim. Ya sen neler yapmışsın öyle? Ayıp değil mi kız? Gerçi ayıp şeyler sana yakışır da. Ne diyorsun be? Kız, sen Muzaffer Bey'i uyutup onun yatağına girmişsin ya. Saçma sapan konuşma, yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Nefise bana her şeyi anlattı. Ben de kime anlattım bil bakalım. Muzaffer Bey'e. Muzaffer'i mi anlattı? Evet. Muzaffer biliyor mu şu an? İnandı mı sana? İnandı. Ya adam uyansa seni yatağında görse bir kaşık suda boğar. Tabii ancak o uyurken yatağına girebilirsin değil mi? Bana bak, artık bunlar sönmez. Ya, ya sen ne acınacak bir kadın oldun ya. Ayıp, aa. Ben bir şey yapmadım. Ha, bir şey yapmadın. Artık konuşsan da konuşmasan da Muzaffer Bey seni bu villadan kovacak. Onun yüzünü bir daha asla göremeyeceksin. Çünkü sen onu hak etmiyorsun. Onun yetiyse hak ediyor. O senin olmayacak asla. Taç'la dizi keyfi devam edecek.